Teknoloji her yerde izleyicileri bilirler. Geçtiğimiz yıllarda sizlere çok ilginç bir aparattan bahsetmiştik. Uyku apnesi ve horlamaya iyi gelen bir aparattı bu. Dormio'ydu. Sefa yine yanımda, kurucu ortağı Dormio'nun. Ve o zaman bize prototip bir cihaz göstermişti. Şimdi artık o cihaz prototipten çıktı, ürüne döndü. Yani artık kullanıcılar ulaşabiliyor. Şimdi biz de Sefa ile hem Dormio'yu konuşacağız hem de sağlık teknolojilerinde gelecekte neler olacak. Biraz da onlardan bahsedeceğiz. Sefa, öncelikle yeniden hoş geldin. Teşekkürler tekrar çağırdığınız için. En son 2017 Big Bang'te İTÜ Çekirdeği'nin düzenlediği yarışmada size prototipi göstermiştim. O zaman mavi bir prototipti. Sonra biz o süreçte çok yoğun bir şekilde çalışıp gerekli Sağlık Bakanlığı onaylarını, ürün kayıtlarını yaptıktan sonra Mayıs 2018 gibi de piyasaya sunduk ürünü. Aparat bu aparat. Hı-hı. Bunu ağzınıza yerleştiriyorsunuz ve uykuya dalıyorsunuz. Öyle. Sen istersen biraz anlat bize, detaylarını ver. Ben kısaca Dormio'yu anlatayım. Şimdi uyku apnesi ve horlama dediğimiz problemde kısacası hava yolunun daralması veya tamamen tıkanması ile ilgili bir sorun. Bu sorunu yaşayan kişiler gece uykusunu rahat alamadığı için sürekli kendini yorgun hissediyor. Aynı zamanda horladığı için tabii ki ev içerisinde de bir rahatsızlığa sebep oluyor. Özellikle horlama çok büyük bir dert bu arada yani. Evet, ya horlamadan onu bir kenara bırakırsak Türkiye'de 5 milyondan fazla da apne hastası var. Horlamayı çok katarsak ciddi bir rakam. Bu rakam 5 ile çarpılabilir. Evet. Çok fazla. Biz bu aparatla birlikte bu horlama ve uyku apnesi problemi yaşayan kişilere yanlarında kolaylıkla taşıyabileceği, istedikleri her yerde kolayca kullanabilecekleri bir ürün çıkarmış olduk. Şu anda mevcut yöntemlerde çok fazla sıkıntı yaşanıyor ve kişiler tedavilerine devam etmemeyi tercih ediyor. Evet. Şimdi Dormio ile birlikte bu sorunu ortadan biraz kaldırmış olduk. Çok teşekkürler Sefa'cığım. Ben teşekkür Başarılar diliyorum. Sağ olun.